gençken çok Londra'ya geldim. Bir de çocuklarım da benim orada okudular. Oğlum da master'ını orada yaptı. Kızım da en az 2 sene orada halkla ilişkilerde okudu. Ne güzel. Onun için çok iyi biliyorum. Her hafta ben Londra'dayım eskiden. Ne Sen o güzel. zaman benimle beraberdiydin hayatım. Sen sonradan oldun. Eğer hatırlıyorsam Allah canı bağırsın Tabii. Londra'yı. Londra değil mi? Başka yer değil yani. Londra'da. Balıkesir değil. Londra. Değil yani. Londra. Sizi Allah Allah. böyle görmek o kadar güzel ki, inanın yani şu anda izleyenler, tabii Türk halkı sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında böyle sizi keyifle izliyoruz. Öyle sahne programlarınız, işte canlı televizyon programlarınız ya da işte YouTube kanalınızda o yaptığınız böyle küçük küçük parodiler, küçük küçük skeçler, gerçekten ama gerçekten o kadar uyumlusunuz ki, o kadar mutlu ediyorsunuz ki sizi izleyenleri. Sanat camiasında öyle zannediyorum ki gerçekten en sevilen kişiler, en sevilen değerli kişiler, sanatçılar arasındasınız. Teşekkür ederiz. Bizde ego sıfır. Aynen. Onda da ego, özgüven tavan ikimizde. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Aynen. Hiç. Tabii, tabii, tabii. Biz televizyon, şimdi seninle yayına bağlanırken var ya, konu komşu ne varsa çağırdık. İyi Biz telefonu yapmışsınız. beceremiyoruz. Telefonu beşi ondan ayarlandı. Telefon yok. Bizden yok. Herkese İkimiz de. teşekkür ediyorum. Tabii yayından önce de evet bize yardımcı olanlar oldular. Aşağıda komşunun oğlu var 10 yaşında. O geldi ayarladı. Allah razı olsun. Allah razı Teşekkür olsun. Valla ediyoruz. bizden Çok Satıya dur aşağı verme. kulağımı Aşağı çekme. verme. Salaklaşıyorum kulağımı çekme. Şimdi ben az önce tabii şarkıları paylaştım. Son albüm bir kere, son projeler gerçekten çok güzel. Yani Şımart Beni gibi bir şarkınız var. 7 milyonlara, 8 milyonlara gidiyor. Yine klipte berabersiniz. İnanılmaz. Ben başı alıp izliyorum. Başı alıp izliyorum. Çok güzel. Yani klibiniz o kadar, bütün klipler öyle ama. Öyle neşeli, renkler öyle güzel ki. Bir kere içten samimi ve doğalsınız. Yani Tabii. ikiniz için de geçerli. Bu nasıl bir araya geliyor? Yani tamamen samimi içtensiniz ama hani böyle her projede bunu nasıl başarıyorsunuz? Ya da hiçbir şey yapmıyoruz aslında, gidiyoruz biz içimizden geldiği gibi oynuyoruz mu diyorsunuz? Yok, biz öyle oynamayı sevmiyoruz. Hı? İşte onun için halk bizi böyle Aynen. seviyor. Halk Aynen. kirpiğinden tanıyor sahte olup olmadığını, Aynen. abarttığını. Aynen. Onun için halk kendinden biri gibi görmeyi seviyor. Aynen. Biz Şımart Beni diye bir reklamlarda Hı. oynadık. Yemek sepetinde. Hı. Faik! Şımart beni! Bana bir çikolata. Faik! Şımart beni! Bana bir dondurma. Derken bunun arkasından bize bir çik. Bunları duydukça Neden? niye 10 dakikada bir şey istiyor oğlum? Bunu talebe Yetişemiyorum ya. kışın Tabii ortasında oradan. şey dondurma ister. Yine Onu ister, bunu fazla ister. bir şey istemiyorum. Tabii Tabii canım. küçük Güzel. şeylerden mutlu oluyorum Tabii. ben. Çok Tabii. küçük Tabii şeylerden. Tabii. pompom Tabii. şekerinden, Bir içeri oturuşta 4 tane lahmacun yiyor, ne kadar mutlu domatesten. oluyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hemen şımart beni sevgili Hüsnüye Kaya. Çok güzel bir söz yazdı. Şımart beni şarkım patladı. Şu anda dediğin gibi 6,5 milyon. Genelde 6 şarkı yaptım. Aska müzikten çıktı. Evet. Ama bütün şu ana kadar 9 milyona yakın şarkılarım hepsi. İsmi lazım değil. Şımart beni. Neydi o? Kanıma dokundu. Bütün hepsini yaptık nostaljik. Zaten şeyimde Çok güzel. internette girdiğiniz zaman nerelere Ama kalmış diye. yakında bomba gibi bir şarkı geliyor Safiye'den. Tahmin ediyorum Ne? herhalde bir 15 milyon kişi tıklayabilir. Ne o? İnşallah. Söyle Şarkının bakayım. ismini söyleyeyim mi? Lütfen abi. Bağa girdim üzüme, öküz depti gözüme. Yeni proje. Yeni Yeni proje. uydurdu be, uf 15 bin be. kişi tıklar. Evet. Vallahi uydurdu Ama be. şimdi tabii sevgili Faik Öztürk, günümüzde de hani eskiden mesela kasetler satardı, albümler satardı. Ederdik ki 3 milyon sattı, 5 milyon sattı. Şimdi günümüzde artık hangi projeler çok seviliyor ki biz mesela radyo programlarında iyi kötü bunları hissedebiliyoruz. Gelen isteklerden, gelen mesajlardan. Mesela sizin Şımart Beni projenizi ben herhalde birçok programda çalmışımdır. Hatta bir ara böyle hareketli şarkılardan biz jenerik müzikleri yaparız. Yani programın ilk giriş şarkıları yaparız. Ben zaman zaman değerlendirmişimdir o şarkıyı. Çünkü enerjisiyle, dinamiğiyle program başlangıçlarında ve program finallerinde
Çok güzel bir şarkı. Tabii sonrasında mesela slow şarkılarınız da var. Yani Çok. bu şarkı 7 milyona gidiyor ama diğer şarkılar da durmuyor. Diğer şarkılar da klipleri aslında biraz sonra çekildiği için biraz geriden geliyor. Yani ismi lazım değil, bugün 2 milyon 3 milyona ulaştı. Tabii. Her ay bir tane veriyorum. Hatta Şimart beni çok tuttuğu için biraz beklettik. 2 ay falan beklettik. Arkasına şey verdik. İsmi lazım değil. Serdar Ortaç'ın. Sevgili Serdar Ortaç'ın. Zaten bu projenin tutmasının tek sebebi bestekarların hepsinin yaşaması. Bundan evvelki yaptığımız albümde telif parası vermeyelim de ne kadar merhum varsa onların şarkısını okudu. Onlarda da telif ödeniyor ama. Onlarda da işte yakınlarına Şimdi bulamadılar da yattığı bir ödeniyor. yerde. Tabii. Öyle geldi. Evet. Ama bunda hep yaşlı var mı öyle böyle Evet. burada? Alaaddin Şensoy O da gel. o da mı? Gel ama bir daha mı? Şimdi doğru, aslında çok da kolay değil. Bu şarkıları aslında güzel bir şeye değindi sevgili Faik Öztürk. Gerçekten ama gerçekten bu kadar değerli şarkının, bu kadar değerli bestekarın eserlerini bir araya getirmek de çok kolay değil. Onun da ayrı bir maliyeti var. O albümlerin stüdyo projeleri var, klipleri var. Gerçekten çok kolay işler değil. Tabii canım. 6 klibi birden çektik. Şimdi bütün şarkıların kliplerini çektim. Her ay dediğin gibi bir tanesini veriyoruz. Aska Otel'de, Aska Bodrum'da çektik. Patronum Aska Müziğin sahibi, Aska Otel'in sahibi Bülent Bey. Hep tek tek vereceğiz. Yani bu devirde tabii ki her ay bir klip çekmek ve vermek kolay değil tabii ki. Millet ekmek Gerçekten. alamıyor, bunlar klip çekiyor. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Yani onları yapmak kolay. Ama o da sevgili Faik Öztürk. Ben mesela birçok değerli sanatçı dostumuza söylüyorum. Böyle klipler geldikçe, böyle projeler yapıldıkça biz de diyoruz ki evet tamam dünyada bir koronavirüs salgını var ama hayat devam ediyor. Hayat normale dönecek. Daha çok Müzik umudumuz. susmaz. Aynen öyle. Tabii. Müzik Aynen öyle. susmayacak. Bizim ilacımız. Sazların hepsi aç. Şimdi Vallahi perişan doğru. çocuklar, perişan. Doğru. Müzik solistler de öyle. Yani Solistlerin çoğu yaşayamıyor. Zaten çoğu gitti. Doğru. Neden? Gitmedi. Fark Söyle nereden gitti çıktı gitti. hatta? Çoğu solist gitti. Doğru. Nereye? Şimdi tabii Yok. aynen. Gitti. Şimdi programlarda sevgili Safiye Soyman, sevgili Faik Öztürk biz genelde bunu da paylaşıyoruz ve koronavirüs salgını sonrasında gerçekten Türkiye'de müzik emekçilerinin yaşadığı sıkıntıları dile getiriyoruz. İşte meslek birlikleri ile ilgili mesela MESAM, MİOR 1 ve MSG gibi kurumların ne derece başarılı olduklarını ya da yetersiz olduklarını elimizden geldiğince dile getiriyoruz ki sahnede çalışan insanların, özellikle yevmiye ile çalışan insanların, sadece müzisyenler gözüyle bakmamak lazım. O mekanlarda çalışan garsonlar, arka planda çalışan şefler, ürün tedarikçileri, mekan sahipleri gerçekten koronavirüs sonrasında ciddi bir sıkıntı var, özellikle eğlence sektöründe. Çok. Var var. Yani mesela ben en çok zorlandığım nokta Emel Sayın'la Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'ın emekli maaşlarını çekmeye giderken çok zorlanıyorum. Kuyruğa, onlar kuyruğa gidemiyor. Şimdi Ben acıyor şu. yerde Ay varız. çok fena Sıfay. Yani böyle ağır ağır espri yapıyor. Yok. Görüyor Çok güzel. musun? Gerçek. Çok Allah güzel Allah. espriler. Hayır. Şimdi La sorumu soran yok mu hiç? Ekranda sen de orada. var. Burada bayağı sorun var sevgili Faik Öztürk. Ben ama biraz bekliyorum. Biraz sohbet edelim. Biraz biriksin, sonrasında paylaşacağım. Yardımcı Şimdi var mı? efendim?